Sorun YouTube kanalından muhafız herkese merhabalar. Sizlerle birlikte inceleyeceğimiz hasta grubu bu sefer üst total hasta grubu, yani dişsiz hastalardan bahsetmek istiyorum biraz. Diş kütleleri hiç bulunmayan hastalarımızda protez yapma süreci biraz daha farklı ilerliyor. Halk arasında takma çıkma protez, damak protez dedikleri, bizim ise total protez adını verdiğimiz tedavi süreci nasıl işliyor, biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kliniklerde bulunan standart kaşıklarla hastalarımızdan harcanan yardımıyla basit bir ölçü alıyoruz. Ardından çıkan modeli hastanın bize kendi ağız ölçüsüne göre yapılan şahsi kaşık dediğimiz kaşıklarla tekrardan ölçüsünü almak durumundayız. Burada seçeceğimiz mesela genellikle ocağın oluyor. Bütün hatları gayet net bir şekilde çıkardığımız ikinci ölçüden sonra laboratuvardan size kaide metalleri adı verdiğimiz, üstüne diş dizimi yapılabilecek, yani dişlerin sıralanabileceği temel yapı geliyor. Bundan sonraki aşama ise kaydının üstüne yapacağımız mum duvarla hem hastanın sahip olduğu dikey boyutu hem dişlerin pozisyonlarını belirlemek, ardından laboratuvar dizileri bu modelin üstüne dişleri dizilmiş bir şekilde geliyor. Biz bu dizimi de prova yaparak hastada mevcut varsa estetik fonksiyon, çiğnemedeki bozuklukları da düzeltip tekrardan bitirmesi için laboratuvar bize gönderiyoruz. Bize geldiğimiz uçak protezi hastaya artık teslim edilebilecek kazı bir halde olmuş oluyor. Bu sayede de iş dişi olmayan hastalarımızın geceleri çıkartabileceği hareketli protez adını verdiğimiz total protezlere sahip oluyorlar. Tabii bu tedavi seçeneği dişsiz hasta grubuna yaptığımız tedavi seçeneklerinden sadece bir tanesi. İmplant üstü protezlerimiz var. Sadece implantla sabit protez yapabiliyoruz. Bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.